konuşuyordurdu galiba. Evet, merhaba. Bugün pazar günü ve bugün evdeyim, yani çalışmıyorum. Çünkü pazar günü, anlayacağınız üzere. O yüzden ben dedim ki bence bugün ev turu yapabiliriz. Çünkü bir tane 4 oda var evde ve bir tane oda arkadaşım Miami'ye gitti, öbürü de San Francisco'ya gitti. Çünkü o ikisi okuyor hala ve Reading Week diye bir olay oluyor burada, ya da Spring Break deniyor sanırım Montreal'de. İkinci dönemde bir hafta tatiliniz oluyor. Onlar da o tatili değerlendirmek için öyle gezmeye gittiler. O yüzden bu 4 kişilik evde sadece ikimiz varız, öbür kızla beraber. Ve o kız da koşuya gitti. Ben dedim ki tamam, şimdi tekken çekeyim, daha rahat konuşurum. Çünkü utanıyorum öbür türlü. Kız Türkçe bilmiyor ama yine de utanıyorum yani. Evet, o yüzden bugün size eve gösteriyorum genel olarak. Öncesinde nasıl böyle evi tuttuğumdan bahsedecek olursam, ben Vancouver'da okuyordum. Yani hala orada okuyorum. Ama burada staja geldim. O yüzden Montreal'e taşınmam gerekti. Daha sonra birkaç arkadaşımla konuştum falan. Şey olayı varmış. Facebook'ta gruplar oluyor. Özellikle Montreal'deki bir tane okul, McGill diye bir okul var. Bir üniversite yani. Oradaki okuyanlar odalarını başka insanlara veriyor belli dönemliğine. Ve ben de bu evi buldum. Kız işte benim şu anda kaldığım odadaki kız 4 ay burada olmayacakmış. O yüzden 4 aylığına bana kiralamış oldu kendi odasını. Ve Vancouver'da ben normalde rezidansta kalıyordum. Yani ilk defa böyle evde kalıyormuş gibi hissediyorum. Ve normalde Vancouver'da kiralar çok pahalı. Montreal daha düşük kalıyor. Ve ben Vancouver'ın kirasına alışık olduğum için ben bu evi aynı fiyatta görünce Vancouver'daki rezidansımla, rezidans derken o yurttan bahsediyorum, yurtla aynı olduğunu görünce buradaki evin, ve ev çok güzel olduğu için dedim ki tamam, yani burayı tutabilirim bence. Çünkü aynı zamanda şu anda staj yapıyorum ve aldığım miktar karşılayabiliyor bu evi. Bence çok büyük bir şey bu. Yani Kanada'da staj yaparken böyle bir evde oturabiliyorum. O yüzden çok ilginç yani. Ve o yüzden size gösteriyorum evi. Girişe gidip. Bu arada Vancouver'daki yurtta da ben 4 odalı yerde kalıyordum ve kirası 950 dolar tarzı bir şeydi, Kanada doları. Ve burası da aynı şekilde. Şu anda kıza ben ayda 940 yolluyorum. Bu kapımız arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Buradan kilidi açıp girişi gösterebilirim. Bu merdivenlere her çıktığımda nefes nefese kalıyorum. Gerçekten 2 kat çıkıyorum ve yani şu anda bile konuşurken gerçi nefes nefeseyim. Genel olarak bir sıkıntı var. Buradan kodlu açılıyor buradaki ev. Cidden o kadar modern ki kodlu açılıyor ev yani. Daha sonra en son çıkarken de şuraya basıp direkt kilitleyebiliyorsunuz. O yüzden burası böyle. Daha sonra buradan giriyorsunuz, tamam mı? Sonra burada direkt bu şeylere asmalık, montlara asmalık. Burada da süpürgeleri koymuşlar. Bu arada bu ev kızlar alırken de eşyalıymış zaten. Daha sonra buraya ayakkabıları koyuyoruz. Sonra bu kısım mutfak, oraya geliyorum. Sağa dönünce şurada kurutucu var. Bir de bir de çamaşır makinesi var. Böyle bir alana koymuşlar. Evin içinde olması da aşırı iyi. Çünkü yurttayken yani aşağı inmeye falan aşırı üşeniyordum. Aslında sadece aşağı iniyorsam yine de üşeniyordum. Daha sonra buradan ilerliyoruz. Bir bu tarafta tuvalet var. Bir de karşı tarafta var. Yani 4 oda ama 2 banyo. Bu şekilde. Buranın içinde 300 tane ayna var abi. Çok ilginç. Bu şekilde. Bu kadar. Daha sonra burada bir oda, burada öbür kızın odası. Burada öbür lavabo. Aynı şekilde, sadece burada küvet var duş yerine. Daha sonra buradan gidiyoruz ve mutfak karşılıyor bizi gördüğünüz üzere. Burada asıl kullandığımız şey, zaten bak mesela şurada torbaları koymuşlar kızlar direkt. Çünkü Kanada'da genel olarak torbayı herkes yanında taşıyor zaten. Hani hatta ben ilk geldiğimde bir tane marketten, torbam yoktu yanımda. Bir tane marketten bayağı alışveriş yapmıştım. Ve abi plastik torba kullanmıyor market. Iga diye bir market işte, süpermarket. O yüzden bana şey verdiler. Paper, normal kağıttan torba verdiler. Ve hani ben böyle kucaklayıp falan taşımam gerekti. Çok saçmaydı gerçekten. O günden sonra zaten kesinlikle hani çantada kesinlikle bulunduruyorum torba. Daha sonra burada orkide neden var bilmiyorum. Şu kahve makinesi hayat kurtarıyor. Kettle bu kahve için öğütücü. Toaster bu da hayat kurtarıyor sabahları. Daha sonra fırınımız var burada.
gördüğünüz üzere. Ve mikrodalgayı da koymuşlar. Gerçekten böyle her şeyi düşünmüşler ama en son bence eksikliği olan birkaç yeri söyleyeceğim. Resmen mimarlık hatası var evde yani. Daha sonra burada musluk var. Şurası şöyle çıkabiliyor, o yüzden aşırı kullanışlı. Sonra böyle ilerliyoruz. Burada bulaşık makinesi. Burada işte dolaplar. Buzdolabı, buzluk aşağıda. Ve mesela burası da aşırı geniş genel olarak evin. Daha sonra burada çöp kutusu ve dönüşüm için koyduğumuz şeyleri buraya koyuyoruz. Ve yani gerçekten o da arkadaşlarım Kanadalı diye ben de dönüşüm yapmayı öğrendim. Yoksa o kadar uzaktım ki ne dönüşüyorum ne dönüşmüyorum hiçbir fikrim yoktu yani. Daha sonra burada kocaman bir masa. Ve bu kısımda salon. Sizi şuraya koymuştum buraya konuşurken. Burada koltuklarımız var. Televizyon. Artı. Abi şu şey gerçekten inanılmaz yani. Hani langırt masası koymuşlar. Langırt masası evde çok ilginç. Ama biz ne olarak kullanıyoruz langırt masasını? Dört kız kalırsa abi çorap unutulmuş düşünün. Buralara şey asıyoruz. Pantolon asıyoruz. Kurutucu manasında. Onun dışında televizyonun bir tane özelliği var. Aşırı iyi yani. Çok hoşuma gidiyor. Direkt Spotify'ı bağlayabiliyorsunuz. Ya da Netflix'i açıp Netflix'i bağlayabiliyorsunuz. Ya da YouTube'u açıp YouTube'u bağlayabiliyorsunuz. Direkt telefondan bu paylaşma kısmından direkt seçilebiliyor yani. O yüzden bayağı kolaylaştırıyor hayatı bence. Aşırı iyi. Televizyon alırsam o özellikte alırım. Ve mesela bu ışık nereden geliyor? Bu ışık yukarıdan geliyor. Çünkü salonda ve aynen kar var. Burası hala karlı Montreal. Ve salonda fark ettiğiniz üzere cam yok. O yüzden yukarıya koymuşlar. Şurada da bir tane var. Böyle o yüzden hafta sonu mesela evde olmayı çok seviyorum. Çünkü buranın aydınlatması o kadar hoşuma gidiyor ki. Çünkü hafta içi direkt işe gidiyorum. İşten dönünce de hava kararmış oluyor. Ama böyle evin kendi aydınlatması aşırı hoşuma gidiyor yani. Aa bitmedi. Daha sonra buraya tablo falan da koymuşlar bu arada. Şu nedense bana çok yüzü anımsatıyor. Size de öyle anımsatıyor mu arkadaşlar? Burada odam dağınık sanırım. Ben zaten Vancouver'dan taşındığım için buraya olabildiğince yani en az eşyayla geldim. O yüzden odamda neredeyse hiçbir şey yok yani. Şimdi böyle girince, buradan girdim ya. Şurada ısıtıcımız var ve bu ısıtıcılar mesela salonda da var şurada. Herkesin kendi odasında var ve tuvalette de var. Daha sonra buradan giriyorsunuz. Burada büyük bir yatak sizi karşılıyor. Buradan manzarası da hoş. İkinci kattayım. Bir de altta birinci kat vardı. Ve evin yakınında o kadar çok şey var ki yani. Mesela şurası hot dogcu tamam mı? Ve bayağı iyi hot dogları var. Burası 24 saat açık market. Böyle soldan ilerleyince direkt caddeye çıkmadan orada bir tane içki satan yer var mesela. Daha sonra şurada barlar var. Bir tane bar ve perşembeleri falan burada aşırı sıra oluyor. Biraz gürültü geliyor da bana sıkıntı değil. Uyuyorum. Mesela şurada Impro Montreal yazıyor. O oyunculuk kursu, böyle dolaşçılama kursu gibi bir şey ve işte bakayım dedim internetten falan. Hani kafama yattı ya zaten evin karşısında mesela kursa gitmeye başlayacağım. Çünkü o kadar böyle merkezdeki yani aslında ve ev şeyde St. Laurent diye bir bölgesi var Montreal'in. O caddenin üstünde. Bir de downtown kısmı var yani Montreal'de böyle benim anladığım kadarıyla 2 aydır burada yaşıyorum ama anladığım kadarıyla bir downtown'da işte hayat var. Bir de St. Laurent'te böyle gençlerin takıldığı işte barlar falan filan olayı var. Ben de o caddenin üstünde oturuyorum. O yüzden bayağı hoşuma gitti genel olarak yeri falan. Yastık falan. Buralar dağınık. Evet. Burada da dolabı da böyle koymuşlar. Dolabın içi de bayağı geniş yani. Ben de bavulları falan yukarı tıktım. Bunu hep açık bırakıyorum ama aslında kapatınca oda daha geniş duruyor sanırım. Şu şekilde. Ve tavana bakın. Tavan da çok geniş. Genel olarak ben evde oturmayan bir insanım. Ama bu ev o kadar hoşuma gitti ki yani evden çıkmayan bir insana döndüm. Evin kötü yanlarından bahsedecek olursam. Birincisi şu odalara geçişte cam yapmışlar yukarıya. Ve mesela gece atıyorum birisi mutfakta bir şey yapacak değil mi? Bunu açıyorsunuz. Mutfağın ışığı açılıyor ya. Benim odama bayağı ışık giriyor. O yüzden hani hele salonu açsalar zaten salondan direkt yani tüm ışık odama giriyor. Çünkü cam kocaman. Onu çok kötü yapmışlar. Cidden nasıl böyle bir şey düşünebilirim ben anlamadım.
Bir de şey, genel olarak yer falan biraz ses çıkarıyor. Yani mesela yandaki oda arkadaşım çıkınca ve yürüyünce falan yerin gıcırtısını direkt duyabiliyorum. Şu anda duymuyorum da herhalde çok sessiz olunca duyuluyor, bilmiyorum. Öyle, onun dışında başka bir şey yok sanırım. Onun dışında gerçekten bayağı kullanışlı. Bir de girişteki merdiven biraz üzüyor beni ama aynen. O da cime gitmem gerektiğini hatırlattı bana. O yüzden her şeye pozitif bakıyoruz gençler. Bu şekilde aşırı hızlı anlattım sanırım. Ama yani genel ev bu şekildeydi. Ben de göstermek istedim. Özellikle 2 ay sonra taşınacağım tekrar. Çünkü burayı 4 aylığına almıştım. Yani kızıdan. Zaten tüm kızlar ayrılacak. Yani onlar da bir seneliğine tutmuş evi çünkü. O yüzden 4 ay sonra her türlü taşınmam lazım ve bundan daha ucuz bir yere taşınmayı düşünüyorum. O yüzden bir sonraki evde ev turu yaparım isterseniz de, bu güzel diye yaptım. Hani böyle bir yerde bir daha ne zaman yaşarım çok merak ediyorum yani, ama genel olarak insana güzel hissettiriyordu böyle bir evde yaşamak. Ama aynen. Şimdi mesela buraya 950 veriyorum ya. Mesela 700'e bulsam bir yer, ki bulurum yani. 250 cepte kalıyor. 4 ay 250 bin dolar. Aha, uçak bileti. Müthiş yani, anladın mı? O yüzden kesinlikle ucuzunu seçeceğim. Zaten yaz gelecek. Şimdi kıştı, o yüzden daha çok evde kalıyordum da yaz gelecek. O yüzden yazın daha çok dışarı çıkarım ben büyük ihtimalle. Geç kararıyor falan ya. Bakarız. Böyle bir mantık oluşturdum kendime. Ev turundan bu kadar. Sanırım böyle yapılıyor ev turu. O yüzden belki başka bir videoda görüşürüz. Eğer tıklarsanız UNESCO'yu görünce.